Hep gündemde olan bu gavur İzmir sözü. Diyorlar ki Rum ordusunun İzmir'i işgal ettiğinde Coşku'dan Kavşiyaka iskelesinin yıkılması falan. Efendim hayır, bu bizde hep yanlış bilinir. Çeşitli söylentiler vardı. Yok İttihat Terakki İzmir'e sahip olamamış da. Halbuki tamamen sahipti. Rahmi Bey İzmir valisiydi. Merkez Umumi üyesi. Bu kanuni zamandan gelen bir şeydir. Daha eski. Kanuni de mi eski? Daha eski, anlatayım mı? Anlat. Şimdi, yani bu gavur İzmir deyimi yeni bir deyim değil efendim. Yüzlerce yıl öncesinden gelen. Ama bugün anlaşılan manada da değil. Değil. Yani şimdi şey şu. İzmir, Batı Anadolu'da Türk beylikleri kurulunca bizim elimize geçiyor. Ancak daha sonra 1340'lı yıllarda Haçlar bir donanma kuruyorlar ve İzmir'i alıyorlar. Ancak iki tane İzmir var. Sahildeki kale var. Hristiyanların eline geçiyor. Bir de Kadife Kale'nin bulunduğu yer var. Orası da Müslümanların elinde kalıyor. Sahildeki kaleden dolayı o bölgeye Kafir İzmir diyorlar. Gavur da değil. Yani Kafir İzmir deniliyor. Öbür tarafa Müslüman İzmir deniliyor. Yani bu bir ayrımdır. Şeyden dolayı. Aynısı Samsun içinde vardır. Müslüman Samsun, Kafir Samsun diye ikiye ayrılır. Bunun sebebi şu. Yani Kafir dediği Hristiyanların elinde bulunan bölge demek. Yani çünkü donanmamız bizim çok kuvvetli olmadığı için sahilleri genelde kontrol edememişiz. Mesela Bodrum, ta Kanuni, Rodos'a gidene kadar şeylerin, şövalyelerin. O yani çok 1300'lü yıllardan kalma bir terimdir ve aşağılama için falan değildir o. O İzmir'in Türklerin elinde olmayan kesimini ifade etmek için kullanılmış bir terimdir. Yani son dönemde de hiç alakası yoktur. İşin ilginci şu, o İzmir'i kim alıyor? Gavur İzmir denilen yerde Timur alıyor. Timur alıyor, evet. Yani Timur fethediyor orayı, Aydınoğulları'na veriyor. Yani oradan geliyor, o yoksa şey değildir yani. Tarihi bir deyimdir. Bu arada enteresan mesajlar geliyor. Sen de ben de Sabit Aycı'ymışız. Tabii Sabit Aycı, Mason. Zaten şey yaptığınız zaman... Allah'ım yahu. Ben Türk oğlu Türk'üm. Yani şeyinde Sabit bir problem Türk yok. Türk oğlu Türk'tü. Ne yapıyorsun? Sabit Aycılar Türk değildir biliyorsunuz. Nasıl yani? Sabit Aycılar Türk mü yani şimdi? Yani Türk vatan, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları yani Türk değildilerdir. Neyse hadi şimdi bunu şey yapmayalım. Yani şey olmaz. Şimdi bir de Masonlardan sonra... Hayır tabii iki gidiyor. Şey var. Efendim bir de bir tarikata beni yamamışlar. Ey Allah'ım nasıl uyduruyor. Kadiriymişim. Öyle mi? Ey Allah'ım. O zaman ona göre saç kesimi yapmanız gerekiyor. Niye? Öyle bir şey mi var? Ben öyle bir şey var diye biliyorum. Orada da bir kod var diye biliyorum. Bilmiyorum. Ya neler uyduruyorlar ya. Bir şeyi sevmediğiniz vakit illa bir şeye yamanırsınız. Evet. Odan değil odan. Ya hocaya da diyorlar ya Sabah Tayyip Mason vesaire de İlber hocaya da aynısı onlara. İlber yani Karaçay Türküdür. Evet. Kırımlı'da Karaçay ne alakası var? Doğru ona da diyorlar. Ona da. Ya şimdi şudur bir de bazı şeylerde insanların kafasındaki çok bilinen şeyleri reddettiğiniz zaman yani şimdi her şeyi Masonlar yönetiyor, Sabah Tayyip'ler yönetiyor filan diye bir anlayış var. Hatta bir gün Sabah Tayyip'leri ve Sabah Tayyip Sevi'yi de anlatalım isterseniz. Evet. Yani onun da hikayesi ilginçtir. Hatta şunu söyleyeyim o kadar şey ki yıllar önce bir bizim dergide yazmıştım doğru. Niye? İşte Sabataycılar o kadar hakim ki Osmanlı arşivinde Sabatay Sevi ile ilgili bir tane belge bulunmuyor. Hepsini yok etmişler falan diye yazılar var. Dedim ya böyle bir iş olamaz. Ne kadar var ya? Bir girdim. Bir günde iki tane belge çıktı. Yani bu şu, tabii Osmanlı arşivinin araştırma yöntemi bilinmediği için yani bu da kolay bir şey değildir yani. Devlet teşkilatı çalışırsanız. Bilgisayara Sabatay Sevi'de aslında bulamazsın ki. Öyle bulun. Tabii şimdi onu da söyleyeyim. Yeni moda şu oldu. Kataloglar bilgisayara geçtikten sonra Osmanlı arşivinde artık yeni moda tarihçiler oturuyorlar yazıyorlar mesela orada. Tabii şunu bilemiyorlar mesela tasnifi yapan arkadaşlar veya daktilo arkadaşlar bazen yanlış yazıyor. Mesela Murat yazacağına D'sini unutuyor. Murak kalıyor. Yani onu bulamıyor tabii. Ve her şey kataloğa geçmiş değil. Onu geçen hafta İlber anlattı ya yaptığı şeyi. Varsa telaşla katalogdaki notu yani belgenin özeti katalogda. Onu kitabına koymuş. İlber ciddi bir alimdir. Evet. Söylüyor nasıl bu halta ettim diyor. Hala şey yapamadım diyor. Varşova müftüsü yazıyormuş katalogda. İşte Varşova'da müftülük kurdular diye İlber yorumluyor. Halbuki Darüşşura'yı askeri. Şeyden. Şey de vardı onu da söyleyeyim. Şimdi mesela eskiden biz hala da yine katalogları çeviririz. O kataloglarda yanlış yazılmış isimleri, terimleri ve yer isimlerini o konuyu çalışan düzeltir üzerinde. Şimdi bilgisayardan bakanlar bunu da göremiyorlar. Yani doğrusunu göremiyorlar. Mesela orada oradaki terimleri biz düzeltiyoruz. Mesela yanlış kataloğun içindeki bilginin, defterin içindeki bilgiyi üzerine kurşun kalemle not düşülüyordu.
Mesela bunlardan da bir haber oluyorlar ve şunu söylemek lazım özellikle genç tarihçi arkadaşlarımıza. Osmanlı arşivinde bilgisayardan araştırma yapmaya kalkmasınlar. Yani o bir yardımcı olmak için iyidir. Kataloğu bizzat görmek son derece önemlidir. Belgenin aslını görecek zaten. Kataloğu taramanın da şu faydası var. Mesela siz... Bu şeyi ayır. Bilgisayardaki katalog başka, o duvar dolusu ciltler başka. Tabii. Ve şu da var. Elle taradığınız zaman katalogları ufkunuz açılıyor. Mesela siz diyelim gidip kölelik hakkında bir araştırma yaparken başka bir konu hakkında da bilgi sahibi oluyorsunuz. Yani ufkunuz genişliyor. Şimdi o maalesef kalktı. Hatta işin ilginci şu. Sadece bir kelime girip orada. Tabii kelime giriyor ve şu anda internetten de taranıyor biliyorsunuz. İnternetten araştırıyorlar artık. İnternet üzerinden giriyor. Osmanlı arşivine o kelimeye bakıyor. Aynı şey değil ki o. Değil tabii. Yani ve aslında... Yani oradaki bilgisayardaki bilgi, bu ne? Arşivdeki, internettekinde yok. Ha bir de birebir aynı da değil. Aynı değil. Aynı değil. O ne mantıktır onu anlamıyorum. Ben de anlamıyorum. Orası başka, burası başka. İnternetteki Osmanlı arşivi kataloglarıyla Osmanlı arşivinin salonda bulunan katalogların şeyi aynı değil. Yani internette daha az var. Bir de tabii şu var. Birçok defterdeki bilgiler... kataloglara girmemiş. Yani mesela binlerce sayfa defter taramanız lazım. Ben yıllar önce Osmanlı tarihçileri üzerine bir araştırma yaparken 600 civarında defter taradım. Yaklaşık biner sayfa bunlar. Ama 72 tane tarihçi hakkında şimdiye kadar bilinmeyen birçok bilgi bulduk. Gelibolu Ali var, Ahmet Resmi var, Naima var. Yani işte İbrahim Müteferrika var. İşte o satır satır taradığınız zaman çıkıyor o bilgi.